Biz panel kısmını kayıt ediyoruz. Daha sonra YouTube'da paylaşmak üzere. Bugünkü toplantıda ilk olarak Zehra Hopyar sözü alacak. Yine hazırladığı literatür özetine dayanarak bir genel, hani bu alanda ne yazılmış, hangi dönemde, hangi temalar çevresinde tartışmalar gerçekleşmiş, bize onu anlatacak. Arkasından da Meltem Yılmaz Şener hocamız ve Nilay Kılınç sözü alacaklar. Ben önce Zehra Hopyar'ı tanıtayım. O sunumu yaptıktan sonra sırayla devam ederiz. Zehra hali hazırda Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora çalışmasına devam ediyor. Doktora konusu da gene tam da bu konuyla bağlantılı olarak Almanya'dan nitelikli geriye göç hareketi ve bu süreçte ve bu hareketteki bireylerin karar verme süreçleri. Daha önce lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde tamamladı 2013 yılında. Sonra Sakarya Üniversitesi'ne geçerek orada siyaset bilimi alanında yüksek lisans yaptı. Bu dönemde London School of Economics'te bir sene Esra Özyürek Hoca ile beraber Avrupa çalışmaları alanında çalışmalar yaptı. 2017 yılından beridir de demin söylediğim gibi Sakarya Üniversitesi Sosyoloji'de doktora çalışmasına devam ediyor. Tez danışmanı Bünyamin Bezci hocamızla beraber Diaspora Araştırmaları Merkezi'nde de aynı üniversitede araştırmacı olarak da çalışmalarına devam ediyor. Zehra, çok teşekkür ediyoruz liste için ve sözü sana bırakıyorum. Evet, herkese merhaba. Öncelikle ben de Göç Araştırmaları Derneği'ne ve bilhassa Didem hocama bana bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bahsettiği gibi aslında hocamın ben yaptığım literatür taramasında öncelikle uluslararası ve ulusal literatürde geriye göçe dair yapılan çalışmalardan sonra da Türkiye kökenlilerin aslında geriye dönüşlerine dair yapılan çalışmalardan kısaca size bahsedeceğim. Başlangıçta geriye göç, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya genelinde görülen işçi göçleriyle ilişkilendirilmiştir. Geriye göç edenler hedef ülkede edindikleri ekonomik sermaye, bilgi ve becerilerini aktararak aslında kaynak ülkelerin ulusal kalkınmasına katkıda bulunacak kişiler olarak tanımlanmıştır. Geriye göçe dair çalışmaları ben iki döneme ayırarak aslında incelemeye çalıştım. Yani literatürde öyle bir şeyle karşılaştım diyeyim. Bunun ilk döneminde aslında 70'li yılların ortasından itibaren ilk çalışmaların başladığını görüyoruz ve burada geriye göç özellikle kalkınma perspektifinden değerlendirilerek dönülen ülkenin ekonomisi ve gelişimi bağlamında incelenmiştir. Geriye göç olgusu uzun bir dönem neoklasik ekonomi ve yeni emek göçü ekonomisi yaklaşımları perspektifinden değerlendirilerek bir başarısızlık paradigması içinden aslında incelenmiştir. Ve geriye göçle ilgili en fazla referans verilen bu ilk dönem çalışmalarında genel olarak geriye göç tanımlanması, geriye göçün hangi hukuki temele inşa edildiği aslında temelde inşa edildiği, geriye göç nedenleri, motivasyonları ve geriye göç türleri gibi sınıflandırmalar yapılmıştır genel olarak. Ve buradan aslında bir geriye göç tipolojisi oluşturmuş. Hatta bir değil birden fazla tipoloji söz konusu burada. Fakat zamanla bu başarısızlık paradigması içerisinde ele alınması konuyu basitleştirdiği düşünülerek eleştirilmiş ve göçmenlerin göç ederken geri dönmeyi planladıklarını yani halihazırda aslında geriye göçün o göç planı içerisinde var olduğunu aslında ifade edenler olmuş. Bu birinci dönem yani 70'li yıllardan 2000'li yıllara kadarki olan birinci dönemi kapsayan göç çalışmalarının ardından 2000'li yıllarda göç tipolojilerine farklı bir perspektif eklenmiş. Ve göç olgusunun ele alınmasında aslında temelde bu ekonomik yaklaşımların yanı sıra ulus ötesi ve sosyal ağ teorileri de dahil edilerek incelenmeye başlanmıştır. Burada 1900'lü yıllarda göçmenlerin ekonomik ve politik faaliyetlerine odaklanan ulus ötesi teoriler 2000'li yıllarla birlikte artık göçmenlerin sosyal yaşamları ile ilgilenmeye başlamıştır. Burada geriye dönen göçmenler sınır ötesi hareketliliklerini sürdürme, akrabalık bağları, işte ortak köken vesaire gibi aslında sosyal ilişkiler ve benzeri konularda geriye göç sürecini anlamak için referans gösterilen temalar haline gelmiştir. Ve bu sayede de aslında yeni bir geriye göç kuramından bahsetmek mümkün olmuştur.
Burada emeğin küreselleşmesi ve küreselleşmenin aslında gelişen iletişim ve ulaşım ağı neticesinde ulusal sınırları aşan bir nitelikli göçle karşılaşılmaya başlanmış. Ve bu göç araştırmalarında geriye dönenler için ulus ötesi bir dönüşten bahsedilmeye başlanmıştır artık. Yani göçmenler ekonomik ve sosyal ağlarını ulusal sınırların ötesine taşıyan ve yerel ekonomiye katkı sunan beşeri sermaye hareketliliği çerçevesinde ele alınmıştır. Tabii bu doğrudan aslında biraz sonra hocalarımın bahsedeceği vasıflı ya da nitelikli dediğimiz geriye göç hareketlerinde karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli geriye göç Didem hocamın dediği gibi literatürde çok az çalışılmış bir alana hala aslında işaret ediyor. Yani eksik bırakılan yönleri var diyebiliriz ya da. Nitelikli göçmenler geldikleri ülkeye sosyal ve beşeri sermaye bağlamındaki katkıları ve buna yönelik devlet politikaları bağlamında genelde çalışmalarda yer almış ya da aynı zamanda bununla birlikte işte kaynak ülkeye neden döndükleri, döndükten sonraki uyum süreçleri, kimlik, aidiyet gibi aslında temalarla ilişkilendirilerek çalışılmış. Şimdi buradan sonra da Türkiye kökenlerin geriye göç meselesinde peki neler yapılmış? Buna birazcık ifade etmek istiyorum. Burada geriye göç meselesinde Türkiye kökenlilerin de başlangıçta aslında işçilerin geriye göçüyle ilişkili bir biçimde çalışılmıştır. İlk önce bunu da böyle üç kategori gibi düşünülebilir. Bu petrol krizi sonrasında Batı Avrupa'da değişen göç politikası ile birlikte misafir işçi programları durdurulmuş ve bunun ardından önce Türkiye'ye geri dönenler var. Sonra 1984 yılında işte Almanya'da geriye dönüş teşvik yasası ile birlikte bu kapsamda geriye dönenler var. Ama burada daha çok işçi göçmenlerden bahsediyoruz yani bu iki dönemde. Ama 90'lı ve 2000'li yıllarda ise geri dönüş göçündeki farklılıklar söz konusu. Burada öncelikle yine söylendiği gibi geri dönüşün bayağı yoğunlaştığı bir süreç bu zaman dilimi. Aynı zamanda da göçmen profilinin çeşitlendiğiyle karşılaşılmıştır. Burada işte yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi değişkenler oluşmaya başlamış. Aynı zamanda buradaki göç hareketliliği biraz da ulus ötesi bir alana da hitap etmeye başlamış aslında. Çünkü kesin kalıcı, uzun süreli bir göç hareketliliği değil de daha işte kısa süreli ya da yeni bir işte mesela Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra tekrar geldiği ülkeye geri dönebiliyor göçmenler ya da başka bir ülkeye geri gidebiliyor. Dolayısıyla böyle bir ulus ötesi alanın bir parçası haline gelen bir geriye göçten aslında bahsediyoruz. Yapılan çalışmalarda genel olarak bu emeklilik sonrası geri dönen Avrupa'daki göçmen işçilerin veya onların çocukları olan ikinci ve üçüncü kuşak göçmenlerin yaşadıkları uyum, kimlik ve ayrımcılık sorunlarına dair çalışmalar yapılmış başlangıçta. Sonrasında göçmen olunan ülkede ana vatana neden döndükleri, döndükten sonra nelerle karşılaştıkları, dönüşün sonuçları, dönme kararı vermelerindeki ana vatandaki sosyal ağların ya da işte sermayelerin ne kadar etkili olduğu, henüz dönmemiş olanların dönüş motivasyonları gibi pek çok bağlamda aslında geriye göç konulu çalışmalar yapılmış. Burada uluslararası literatürdeki yeniliğiyle paralel bir biçimde aslında yüksek vasıflı Türkiye kökenli göçmenlerin geriye dönüşleri de oldukça az sayıda çalışma var bu konuyla ilgili yeni bir alana işaret ediyor. Burada da geriye dönen nitelikli göçmenlerin dönüş kararlarını etkileyen faktörler, kaynak ülkeyle yeniden uyum sağlama süreçleri, kimlik, aidiyet, yaşam tarzı gibi aslında temalarla ilişkilendirilerek çalışılmış ki hocalarımın çalışmaları zaten buna işaret ediyor biraz sonra dinleyeceğimiz gibi. Ben de aslında doktora tezimde buradan yola çıkarak böyle bir konuyu seçtim ve bu gayret içindeyim. Bu bağlamda da okuma listesinde Türkçe ve İngilizce dillerinde bir tarama yaparak bu listeyi hazırladım. Ve genel olarak okuma listesinde 4 başlıktan oluşturdum. Burada ilk başlıkta geriye göçe dair teorik çalışmaları, ikinci başlıkta geriye göçe dair yapılan amplik çalışmalar ve işte geriye göç ve motivasyonlarına yönelik aslında amplik çalışmaları bahsetmeye çalıştım. Üçüncü başlıkta nitelikli göçmenlerin geriye göçlerine dair
literatürde neler olduğundan, son başlıkta da geriye dönenlerin yeniden uyum süreçlerinin nasıl olduğu, işte problemli alanların, sorun alanların neler olduğuna dair yapılan çalışmaları yer vermeye çalıştım. Genel olarak benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben bu listenin bundan sonrasında çalışacak kişiler için faydalı ve yol gösterici olmasını umuyorum. Çok uzatmadan sözü hocalarıma bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Zehra. Senin tezini de heyecanla böyle dinleyeceğiz. Bu alanda güzel bir katkı olacak. Şimdi hali hazırda çok az sayıdaki ve çok kıymetli çalışmaları yapmış iki hocamıza dönelim. İlk olarak Meltem Yılmaz Şener'le başlayalım. Meltem Hoca Norveç'te bulunan VID Specialized University bünyesindeki Kültürler Arası İletişim Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarına devam ediyor. Doktora derecesini Amerika'daki Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'de sosyoloji alanında yapmıştı. Ondan sonra bir süre Norveç Nord Üniversitesi galiba daha sonra ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde çalıştı. Maalesef diyeyim kendi adıma şimdi yurt dışında çalışmalarına devam ediyor. Çalışma konuları arasında küresel ve ulusal düzeyde eşitsizlikler temel konu. Araştırma alanları, sosyal politika, göç, ulus ötesi çalışmalar, kalkınma, ırk ve etnik araştırmalar, sosyal eşitsizlik demin dediğim gibi ve toplumsal cinsiyet. Bugün zaten bize bahsedecek Almanya ve Amerika'dan Türkiye'ye dönen nitelikli göçmenlerle derinlemesine görüşme yöntemini kullanarak çok kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Buradan çok sayıda yayını da var. Yine Zehra'nın hazırladığı okuma listesinde de bunları görebilirsiniz. Ben şimdi fazla uzatmadan sözü Meltem Hoca'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hem Didem hocama hem Zehra'ya bu tanıtım için ve aynı zamanda davetleri için ve Gara'da tabii ki. Ben doğrudan aslında şu anda ekranımı paylaşarak hemen başlamak istiyorum. Sanırım şu anda görebiliyorsunuz. Bunu. Evet görüyoruz. Tam, evet harika tam, oldu. Tam ekranı da geçirdim. Yani Didem hocamın da sunduğu gibi aslında bu bir nitelikli geriye göç araştırması ve başlıktan da anlayabileceğiniz gibi zaten biz karşılaştırmalı bir araştırma yaptık. Hem Amerika'da hem Almanya'da yaşayan ve daha sonra Türkiye'ye geri dönen göçmenlerle, nitelikli göçmenlerle mülakatlara dayanıyor bu araştırmamız. Bu bir TÜBİTAK projesiydi aslında ve ben de bu projenin yürütücüsüydüm. Şimdi yine hani aslında Didem Hocam bununla ilgili bir şeyler söyledi. Araştırmamızın çok ilginç bir zamanlaması oldu. Çünkü biz bu projeyi yazarken işte 2015 yılı başlarıydı. Araştırmamız onaylandı. Daha sonra Mayıs 2015 itibariyle mülakatlarımıza başladık. Ve tamamladığımız zaman da mülakatları Ocak, Şubat 2016 gibiydi. Bunun sonrasında aslında burada çok bahsetmeyeceğim onlardan ama odak grup çalışmaları yaptık ve aynı zamanda bir takım söylem analizleri de yaptık. Şimdi bu araştırmanın devam ettiği dönem ya da ilk başladığımız dönem aslında birçok kişinin, birçok nitelikli göçmenin Türkiye'ye dönmekte olduğu bir dönemdi. Yani benim hani kişisel deneyimim de aslında böyle bir deneyimdi. Ben de Amerika'da doktoramı bitirmiş ve daha sonra Türkiye'ye dönmüştüm. Ve bu kişisel deneyim de aslında benim açımdan bu araştırmanın biraz çıkış noktasını oluşturdu. Yalnız biz tabii araştırmamıza devam ettikçe işte yazma noktasına geldiğimizde Türkiye'deki siyasi durum tabii ki çok ciddi bir dönüşüm geçirdi o süreçlerde. Ve biz bir geriye dönüş araştırması yaparken aslında Türkiye'den gerçekleşen yeni bir beyin göçü dalgasından bahsetmeye başladı insanlar. Didem Hocam buna anakronizm dedi. Yani bir bakış açısından aslında şöyle düşünülebilir. Şey için, geriye göç araştırması yapmak için aslında çok yanlış bir dönemdi denebilir. Ama hani benim kişisel fikrimi sorarsanız ben onu şöyle değerlendiriyorum. Biz aslında kendi mülakatlarımız sırasında bu bir sonraki aşamada gerçekleşen beyin göçünün ilk emarelerini gördük. Bunu buradan ne demek istiyorum? Araştırmamıza katılan, mülakat yaptığımız kişiler Türkiye'ye dönme kararlarından sıklıkla şikayet ettiler. Ve özellikle Amerika'dan dönmüş olanlar yeniden göç etme niyetleri hakkında sıklıkla konuştular. Yani
Hatta şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Biz mülakatlarımızı bitirmiştik. Bir süre sonra tekrar görüştüğümüz kişilerle bağlantı kurduk ve Türkiye'de olup olmadıklarını sorduk ve bu kişilerden bir kısmı hali hazırda Türkiye'den tekrar ayrılmıştı. Yani ikinci kez göçmen olmuşlardı. Şimdi ben tabii hani Zehra çok güzel bir özetleme yaptı geriye göç literatürüyle ilgili. Ben bu literatür tartışmalarına çok uzun uzun girmeyi bugün planlamıyorum açıkçası. Sadece geriye göçle ilgili birkaç kelime söyleyerek devam edeyim. Uluslararası göçle ilgili literatürde aslında genel olarak bu göçmenler üzerine yapılan çalışmalar göçü tek yönlü bir hareket olarak ele aldı büyük oranda uzun bir süre boyunca. Bir ülkeye gelen göçmenlerin önemli bir kısmının sonunda kendi ülkelerine geri döndükleri ya da üçüncü bir ülkeye tekrar göç ettiklerini aslında görmezden geldiler. Bununla ilgili çeşitli ülke bağlamlarına dair bir takım argümanlar var. Örneğin Guzetta diyor ki Amerika ile ilgili olarak geri dönenlerle ilgili bilgilerin politika yapıcılar için çok önemli olmasına rağmen aslında geri dönüş göçü hakkında çok sınırlı veri toplandığını savunuyor. Tabii aslında Smith ve Edmonston'un tahminlerine göre tüm göçmenlerin %35 ila %45 arası da bir kısmı göç ettikleri ülkeden ayrılarak ya kendi ülkelerine geri dönüyorlar ya da tekrar üçüncü bir ülkeye göç ediyorlar. Bu anlamda aslında geriye göç, uluslararası göç literatürü içinde önemli bir konu. Yine bu da çok kısa geçeceğim bir konu. Yani Türkiye'den Almanya'ya ve Amerika'ya gerçekleşen göçler. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin uluslararası göç tarihinde tabii Almanya'ya gerçekleşen göç çok önemli bir yer tutuyor. 1960'larda başlayan işçi göçleri daha sonra çeşitli göç dalgaları tarafından takip ediliyor. Ve bunun sonucunda da aslında Türkler artık ülkede yaşayan, Almanya'da yaşayan en büyük azınlık gruplarından birini oluşturuyorlar. Ve bunun sonucu olarak da tabii sosyal bilimciler bu göçün ilk dönemlerinden itibaren yoğun olarak bu konuyu çalışıyorlar. Ama özellikle tabii ki göçmen işçilerin deneyimlerine odaklanarak. Daha ileri eğitim almak için ya da profesyonel iş deneyimleri için Almanya'ya giden, Türkiye'den giden kişilerin deneyimleri çok daha az çalışılan bir konu olarak kalıyor. Geri dönüşleri de aynı şekilde. Yani çok kısıtlı bir literatür var bununla ilgili. Bazı makalelerin başlıklarında şeyi görüyoruz, geriye dönüşü görüyoruz ama aslında bunlar da ikinci nesil insanların Türkiye'ye gelişiyle ilgili ve bunların geriye dönüş olarak ne kadar adlandırılabileceği de tabii ki tartışmalı. Orada doğmuş insanlar oldukları için. Diğer tarafta Amerika'ya baktığımız zaman aslında Türkiye'den Amerika'ya göç hareketlerinin tarihi 19. yüzyıla dayanıyor. Ama Almanya örneğine kıyasla Amerika'ya Türkiye'den gerçekleşen göç çok daha az ilgi görüyor. Bununla birlikte tabii Almanya çalışmalarından farklı olarak nitelikli göçmenler bu çalışmalarda çok önemli bir yere sahip. Yani eğer Almanya çalışmalarını göçmen işçi tanımlıyorsa o zaman Amerika çalışmalarını ise beyin göçü, nitelikli kişilerin göçü aslında tanımlıyor. Yine de bu çalışmaların içinde de yani o beyin göçü araştırmaları kapsamında neden göç ettikleri, gittikten sonra ne tip deneyimler yaşadıkları ya da geriye dönme niyetlerine bakılıyor ama geriye dönüşü gerçekleştirmiş olan kişilerin deneyimlerine odaklanan oldukça az çalışmalar. Bu anlamda bizim çalışmamız böyle bir boşluğu doldurmayı amaçlıyordu ve bu kadar farklı çalışılan iki ülkeyi nitelikli göçmenlere bakarak karşılaştırmayı amaçlayan bir çalışma yaptık biz. Şimdi ben buradan doğrudan kendi araştırmamıza geçmeyi düşünüyorum. Bu bir niteliksel araştırmaydı. Toplam 80 tane derinlemesine görüşme yaptık biz. Dediğim gibi ayrıca odak grup görüşmelerimiz ve bir takım söylem analizlerimiz de vardı ama ben daha çok mülakatlardan bahsedeceğim bugün. Araştırmamızı biz 4 tane temel soru etrafında şekillendirdik. Birincisi, nitelikli Türkiye'li göçmenlerin hangi koşullarda ve hangi sebeplerle Türkiye'ye döndükleri sorusuydu, dönme sebepleri. İkincisi, dönüşten sonra ne ölçüde, hangi şekillerde Türkiye'ye adapte oldukları sorusuydu. Üçüncüsü, geriye dönen bu kişilerin dönüş sonrası daha önce yaşadıkları ülkeyle bağlarını ne ölçüde sürdürdükleri, yani transnational connection sorusu şeyden sonra, geriye dönüşten sonra ve son olarak da
yeniden göç etmeyi aynı ülkeye ya da bir başka ülkeye ne ölçüde düşündükleri sorusuydu. Bu temel sorular tabii birçok alt soruyla da desteklendi bizim araştırmamızda. Yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik. Bunlar ortalama 1,5 saat sürdü. Öncesinde kişisel bilgi formları verdik. Daha sonrasında mülakatlara başladık. Biz hani bu bir geriye göç araştırması olmasına rağmen bütün göç sürecini yakalamayı amaçlıyorduk. Bu yüzden de göçten önceki döneme dair, göç ettikleri ülkede geçirdikleri döneme dair ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonraki döneme ait bir takım dair sorular sorduk. Şimdi diyorum ki hani bu bir nitelikli göçmen araştırması ama biz nitelikli göçmeni nasıl tanımladık? Literatüre bakarsanız çok farklı tanımlamalar var ama bu araştırma için bizim kullandığımız temel tanım şöyle oldu. Biz nitelikli göçmen olarak Türkiye'den en az bir lisans derecesiyle ayrılmış olan kişilere baktık. Birkaç örnekte ise görüştüğümüz kişiler Türkiye'de üniversite öğrencisiyken bir değişim programıyla gitmiş ama daha sonra uzun süreler göç ettikleri ülkede kalmış insanlardı. Biz sadece eğitim ya da profesyonel çalışma amacıyla göç etmiş insanlara baktık. Bir başka kısıtımız da bu iki ülkede en az 5 yıl yaşamış kişilere bakmak oldu. Burada neden 5 yılı belirledik? Öncelikle şöyle düşünüyorduk, dönme ya da kalma noktasına gelmeleri için, öyle bir karar verme noktasına gelmeleri için insanların belli bir süre yaşamış olmaları gerekiyor. Ama hani 2 senelik, 3 senelik programlarla geri dönecekleri tarihi bilerek giden çok fazla grup insan var ve biz bunları biraz dışarıda bırakmak istedik. O yüzden 5 sene gibi daha uzun bir süre seçtik. Ve tabii ki bu bir geriye göç araştırması olduğu için görüştüğümüz kişiler Türkiye'ye geri dönüş yapmış kişilerdi. Dediğim gibi 80 tane görüşme gerçekleştirdik. 40 tanesi Almanya'dan, 40 tanesi Amerika'dan dönenlerle gerçekleştirilmişti. Cinsiyet açısından 40 kadın, 40 erkek vardı görüştüğümüz kişiler arasında. Eğitimde görüyorsunuz yarıdan fazlası doktora sahibi olan insanlar ama hani şu konuda dikkatli olmak lazım. Bunların hepsi akademisyen olarak çalışmıyordu. Özellikle mühendislerden yurt dışında doktora derecesi alıp daha sonra uluslararası şirketlerde üst düzeyde çalışanlar vardı. Ve aynı zamanda sosyal bilimcilerin içinde de doktora yapıp daha sonra farklı alanlara yönelmiş insanlar da vardı. Yani bunların hepsini akademisyen olarak düşünmemek gerekiyor. Şimdi 4 tane temel soru sorduğumuzu söyledim. Ama benim bugünkü sunumumda ne yazık ki bunların hepsine verilen yanıtlar ya da hepsinin sonuçları ile ilgili tartışmam mümkün olmayacak. Ben daha çok birinci soruya yani geri dönme sebeplerine odaklanacağım. Ve özellikle bir geri dönme sebebi olarak ayrımcılıktan bahsedeceğim bugün. Şimdi geriye dönüş sebep nedenleri açısından kişisel, ailevi, duygusal ve kültürel faktörlerin dönüş kararlarında mesleki ve ekonomik nedenlerden çok daha etkili olduğunu gördük biz. Yani bu her iki ülkeden dönenler açısından da çok büyük benzerlik gösteriyordu. Bazı durumlarda geri dönüşü hızlandıran ya da geri dönüşü mümkün kılan kariyerle ilgili ya da ekonomik bir gelişme vardı. Bu tip şeyler söz konusuydu. Bununla birlikte Türkiye'ye dönmelerinin arkasındaki temel nedenler ekonomik ya da kariyerle ilgili olmaktan çok uzakta. Hatta bizim sıklıkla duyduğumuz bir şey şu oldu. Ben ekonomik ve yani ekonomik maliyetlerini ve kariyerle ilgili maliyetlerini göze alarak Türkiye'ye döndüm. Böyle bir maliyet olacağının farkındaydım ve bunları göze alarak döndüm. Bizim çok duyduğumuz şeylerden biri oldu. Aileye ve arkadaşlara yakın olma, ana dilini konuşma imkanı ya da ana dilinde hayatını sürdürme imkanı, alışık oldukları kültürde yaşama, çocuklarını kendi ülkelerinde yetiştirmek istemeleri gibi faktörler çok daha baskındı. Şimdi yalnız dediğim gibi hani bir takım maliyetleri olacağını farkındaydılar, böyle olacağını düşünüyorlardı ve bunu kabul ederek dönmüşlerdi. Her iki ülkeden dönenler için de bu ciddi şekilde geçerliydi bütün bu sebepler. İki ülke arasındaki en önemli fark, bizim gördüğümüz en önemli fark bu ayrımcılık faktörü oldu. Hayatın farklı alanlarında ayrımcılığa maruz kalmak, Almanya'dan dönüş için çok önemli bir neden olarak belirtilirken
Amerika'dan dönenlerin bunu bir faktör, bunu bir sebep olarak belirtmediklerini gördük biz. Her iki grupta olanlar yabancı bir ülkenin ülkede yaşamanın zorluklarından bahsettiler. Aidiyet hissetmenin zorluklarından bahsettiler ama Amerika'da yaşayanlar bu zorlukların önemli bir unsuru olarak ayrımcılığı vurgulamadılar. Böyle bir şeyden bahsetmediler. Şimdi hani burada belki bir parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Buradaki argüman şey değil. Yalnızca nitelikli göçmenler ayrımcılıktan kaçmak için kendi ülkelerine dönüyorlar gibi bir argüman değil ama nitelikli göçmenler yüksek kültürel sermayeleri ve sıklıkla yüksek ekonomik sermayeleri sebebiyle aslında bu geriye dönüşü çok daha kolay efor edebilecek, yani bu maliyete razı olabilecek insanlar. Bu anlamda nitelikli göçmen olmalarının böyle bir şeyi var, böyle bir önemi var. Yalnız işte bu şu an üzerinde konuştuğum makalenin aslında temel çıkış noktasını bu şey oluşturdu. Bu iki farklı ülkeden gelenlerin verdikleri cevaplardaki bu temel fark oluşturdu. Yani ayrımcılığın Almanya'dan dönüş için bu kadar önemli bir sebep olması ama Amerika'dan dönüş için önemli bir faktör olarak belirtilmemesi. Yani bu makalede şu an üzerinde konuştuğum bu makalede araştırmamızın algılanan ayrımcılığın göç deneyimi ve geri dönüş gücü üzerindeki etkisine ilişkin bulguları detaylandırmaya çalışıyorum ben bir anlamda. Bu iki geri dönen grubun ayrımcılığa ilişkin algılarını açıklamaya çalışıyorum ve ayrımcılık açısından Amerika ve Almanya bağlamları ne açılardan farklı, nasıl farklı buna dair bir tartışma yürütüyorum aslında. Filgen'in Ekberg, ayrımcılığın özellikle ırksal etnik boyutuna odaklanarak ayrımcılığın baskın etnik grupların, ırk etnik grupların diğer ırk etnik gruplar üzerinde farklı ve olumsuz bir etkiye sahip uygulamaları ve eylemlerinden oluştuğunu iddia ettiler. Şimdi bu tanım gördüğünüz gibi aslında olumsuz etkileri vurguluyor ama hani biz daha sonraki tartışmalarında onlar olumlu bir farklı olumlu etki de olabileceğini söylediler. Yani bir nevi pozitif ayrımcılık imkanına da aslında bir yer açtılar. Dört çeşit ayrımcılıktan bahsediyorlardı. Bu önemli çünkü bu şeyde bulguları tartışırken buraya referans vereceğim. İzole ayrımcılık söz konusu olduğunda bir baskın ya da hakim gruptan bireylerin diğer grup üyelerine karşı kasıtlı olarak zararlı eylemlerine karşılık geliyor bu. Ancak bu eylemler kurumsal olarak desteklenmiyor. Yani bireyler bireylere karşı, baskın gruptan olan bireyler diğer bireylere karşı ayrımcılık gerçekleştiriyorlar. Küçük grup ayrımcılığı dediğimizde baskın grubun üyeleri diğer grupların üyelerine karşı birlikte hareket ederek yine kasıtlı olarak zararlı eylemler gerçekleştiriyorlar. Ancak bu eylemler yine kurumsal olarak desteklenmiyor. Doğrudan kurumsallaşmış ayrımcılıkta baskın grubun üyeleri yine kasıtlı olarak olumsuz eylemlerde bulunuyorlar ama bu eylemler kurumsal olarak da destekleniyor. Dolaylı kurumsallaşmış ayrımcılıktan bahsettiğimizde ise bir alt grubun üyelerine yine zararlı eylemler gerçekleştiriliyor. Bunlar kurumsal olarak destekleniyor. Ancak bu farklı ve olumsuz etkiler bir anlamda istemeden gerçekleşiyor. Kasıt yok. O anlamda bir farkı var üçüncü kategoriden. Şimdi ayrımcılığın çok farklı etkileri üzerine araştırmalar var. Örneğin dini kimlik üzerine, entegrasyon üzerine, isyanlar üzerindeki etkilerine dair. Bu çalışmada algılanan ayrımcılığın geri dönüşe nasıl yol açabileceğine bakıyor. Yani ayrımcılıkla ilgili literatüre böyle bir katkı yapmayı amaçlıyor. Ve bu bizim araştırmamızda özellikle Almanya örneğinde destekleniyor. Amerika örneğinde değil. Buradaki temel argüman aslında göçmenler kendi etnik kimliklerinin daha aşağı olarak konumlandırıldığını düşündüklerinde ve buna göre muameleyle karşılaştıklarını düşündüklerinde bu geri dönüş için önemli bir neden haline geliyor. Ben iki ülke arasındaki yani Almanya ve Amerika arasındaki farkı açıklamak için ALBA'nın parlak ve bulanık etnik sınırlar yani bright ethnic boundaries, blurry ethnic boundaries kavramları arasındaki ayrımından yararlandım. ALBA göçmenlerle tırnak içinde yerli halk arasındaki sosyal yardım ayrımları analiz ederken sınır oluşturma süreçlerine odaklanıyor ve iki tür sınır olduğunu söylüyor.
Eğer parlak yani bright bir etnik sınır varsa bunun anlamı bir sınır çizilmiş ve o sınır aslında oldukça keskin bir sınır ve göçmenlere ve diğerlerine o sınırın tamamen neresinde olduklarını net bir şekilde gösteriyor. Yani hayatın birçok anında bir anlamda ve şeyler yani göçmenler biliyorlar sınıfın ne tarafında yer aldıklarını. Öte yandan eğer belirsiz ya da bulanık etnik sınırlar varsa o zaman bu sınır daha muğlak bir sınır ve farklı konumlara izin veriyor. Yani o sınıra göre farklı şekilde konumlanma imkanları var. Kendini farklı şekilde sunma, farklı şekilde sosyal anlamda temsil etme imkanları var. Alba'nın temel bir argümanı bu etnik sınırın doğasının göçmen grupların göç ettikleri toplumda sahip oldukları fırsatları da etkileyeceği yönünde. Şimdi bir başka önemli argümanı Alba'nın parlak bir sınır genelde entegrasyonu tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak onu tercih edilen bir görünüme sahip olan azınlık bireylerle sınırlıyor bir anlamda. Bunun anlamı nedir? Avrupa bağlamında parlak sınırların şöyle bir implikasyonu var. Özellikle Müslüman yoğun ülkelerden gelen göçmenler söz konusu olduğunda entegrasyon imkanı sadece laik olanlar, yüksek eğitim kazanımı olanlar ve mesleki statüye sahip olanlar için mevcut. Alba böyle bir şey iddia ediyor. Şimdi ben tabii burada şeyden faydalanıyorum, Alba'nın bu ayrımından faydalanıyorum büyük oranda. Ancak şöyle bir şey iddia ediyorum. Eğer parlak bir etnik sınır söz konusuysa, o zaman bir olasılık olarak entegrasyonun yüksek düzeyde kültürel sermayeye sahip göçmenler için bile mümkün olmayabileceğini iddia ediyorum. Yani tabii entegrasyonla ayrımcılık arasında bir bağlantı kuruyorum burada. Entegrasyon sadece göçmenlerin çabalarıyla gerçekleşen bir şey değil. Aynı zamanda toplumun yani göçmen ülkedeki toplumun çabalarıyla gerçekleşen bir şey. Ve ayrımcılık söz konusu olduğunda entegrasyon çok zor ya da imkansız hale geliyor. Ve parlak etnik sınırlar söz konusu olduğunda bunun yüksek kültürel sermayeye sahip insanlar için bile ayrımcılık deneyimlerinden dolayı imkansız hale gelebileceğini iddia ediyorum ben. Araştırmada spesifik olarak bu ayrımcılık konusuyla ilgili şöyle bir soru sorduk biz. Yabancı olduğunuz için, Türk olduğunuz için size olumlu veya olumsuz bir şekilde farklı muamele edildiğini düşünüyor musunuz? Hangi alanlarda farklı muamele gördünüz? Biz ayrımcılık kelimesini kullanmadık ama hani araştırmamıza katılanlar cevap verirken sıklıkla ayrımcılık kelimesini kendileri kullandılar. Ancak tabii ki analizimize diğer sorulara ayrımcılıkla ilgili verilen yanıtları ya da yapılan açıklamaları da dahil ettik. Şimdi buradan Almanya örneğinden bahsetmek istiyorum. Yani neler bulduk biz? Tabii Almanya ile ilgili birçok araştırma var aslında şeyi gösteren. Almanya'da yaşayan Türklerin kendilerini ayrımcılığa uğrayan bir azınlık olarak gördüklerini gösteren birçok araştırma var. Ve bizim araştırmamızın bulguları da bu bulgularla çok uyumlu. Biz onlara, görüştüğümüz kişilere Almanya'daki yaşamlarının en olumsuz yönünü sorduğumuzda en çok bahsedilen faktörlerden biri ayrımcılık oldu. Anlatılarına göre sıklıkla eğitim düzeyi, kültürel sermaye, meslek, sosyal sınıf farklarının silindiğini ve hepsinin Türk göçmen kategorisinde değerlendirilerek ayrımcılığa uğradığını söyleyebiliriz. Şimdi bu şeyler aslında önemli. Hani bu sınıfsal farklılıkların görünmez olması vesaire bu önemli bir konu. Çünkü bu aslında bazı katılımcılarımız için yüksek eğitimi olmayan Türklerle aynı şekilde muamele görmek çok önemli bir sorundu. Yani o sınıf farklarının, eğitim farklarının ortadan kalkmasından hiç memnun değillerdi. Ve hatta şunu vurguluyorlardı, işte Almanların Türklerle ilgili olumsuz algısının aslında işçi göçmenlerin hallerinden, işte eğitimsizliklerinden, geleneksel yaşam tarzlarından kaynaklandığını iddia ediyorlardı. Bir anlamda aslında şey gibiydi, yani kendi başarısızlıkları ve eksiklikleri nedeniyle düşmanca muameleyi hak eden Türkler olduğunu ima ediyorlardı. Ve kendileri iyi göçmenler oldukları için ayrımcılığı hak etmiyorlardı. Burada tabii aslında Wimmer'ın konumsal hareketler dediği şeyi yapmaya çalışan kişiler bunlar. Yani mevcut etnik sınırlara meydan okumadan bu sınır karşısında, bu sınıra göre kendi konumlarını değiştirmeye çalışıyorlardı.
Ama diğer taraftan hani bütün katılımcıların bu şekilde yaklaştığını söyleyemeyiz. Bazıları, mülakatlara katılan, görüştüğümüz bazı kişiler yine çok benzer ifadeler duyduklarını söylediler. Ya da bazen işte siz hiç Türk'e benzemiyorsunuz, tanıdığımız diğer Türkler gibi değilsiniz gibi bir takım ifadelerle karşılaştıklarında aslında bunları çok aşağılayıcı bulduklarını söyleyenler de oldu. Çünkü buradan anladıkları şey, Türk olmak aslında çok kötü bir şey, sen de olsun ama diğerlerinden biraz daha iyi bir yerdesin olarak algılayanlar vardı. Bu ikinci gruptakiler aslında yani sadece kendi konumlarını değiştirmek peşinde değillerdi. Aynı zamanda etnik kategorilerin hiyerarşik sıralamasını aslında sorunlu bulan kişilerdi. Ve yine Wimmer'ın tartıştığı gibi normatif bir tersine çevirmenin gerekliliğine inanıyorlardı. Almanya'dan geri dönen çok az kişi pozitif ayrımcılık deneyimiyle karşılaştığını söyledi ama çok çeşitli, çok farklı negatif ayrımcılık örneklerinden bahsedildi. Yani bunları çok uzun tartışamayacağım ama en azından hani biz dört kategoriye ayırdık bunları, buradan bahsedebilirim. İlk kategori istihdamda ya da iş yerinde yaşanan ayrımcılık. Bunun altında üç tip sorundan bahsedildi. Bir tanesi iş yerindeki genel muamele. İkincisi sadece göçmenlerle ya da mültecilerle ilgili işlerde çalışma fırsatı verilmesi. Burada çok farklı niteliklere sahip olsalar bile yine de onlardan beklenenin işte Alman toplumuyla Türk göçmenler arasında bir nevi aracılık pozisyonuna soyunmaları olduğuydu ve birçoğu bu konuda yani böyle bir aracılık şeyinden pozisyonundan çok memnun değildi. Sonuncusu da istihdam alanı ile ilgili niteliklerine uygun tam zamanlı bir iş bulamamak. Eğitimlerine devam ettikleri durumda işte daha hizmet sektöründeki az gelir getiren bir takım işleri bulmakta hiç zorlanmadıklarını söylediler. Garson olarak işte barmen olarak çalışmakta. Ancak ne zamanki eğitimlerini tamamlayıp eğitimini aldıkları alanda profesyonel iş başvurularında bulunmaya başlasalar o noktada çok ciddi problemler yaşadıklarından bahsettiler. İkinci sorun alanı eğitim kurumlarıydı. Yani eğitim kurumlarında yaşadıkları ayrımcılıktan bahsettiler ve burada da aslında iki tip şey konuşuldu. Bir tanesi eğitim kurumlarında karşılaştıkları genel muameleydi ki burada hani çok fazla örnek verilebilir. Bir tanesi doktora programına başladığı ilk gün bir tanıtım aktivitesinde kendini tanıtıyor. Türk olduğunu söyledikten sonra ilk duyduğu soru Türkiye'de hala erkeklerin karılarını, eşlerini dövüp dövmediği ve birçok örnek var bunun dışında. İkincisi de etnik kimlikleri nedeniyle başarılarının ve niteliklerinin olduğundan çok az olarak değerlendirilmesi, downgrade edilmek. Üçüncüsü, vize işlemleri sırasında ya da devlet görevleriyle etkileşimde yaşadıkları ayrımcılık. Bu önemli bir kategori çünkü bunun aslında şöyle bir implikasyonu var. Birçoğu vize işlemleri sırasında yaşadıkları bu zorlukların ve sorunların tesadüfi, bireysel olaylar olmadığına inanıyordu. Yabancıları, Türkleri Almanya'da daha uzun süre kalmaktan caydırmak için bilinçli olarak sistemin bir parçası haline getirilmiş ve ilgili yasalarla desteklenmiş uygulamalar olduğunu düşünüyorlar. Yani hani daha önce bahsettiğim ayrımcılık türleri üzerinden bunu konuşursak, ayrımcılığın aslında yapısal kurumlar tarafından desteklenen sistematik bir niteliği olduğuna inanıyorlardı. Son olarak da tabii diğer kamusal alanlarda ve günlük yaşamdaki ayrımcılıktan bahsettiler ve özellikle mesleki ve sosyal kimliklerinin bilinmediği yerlerde çok olumsuz olaylar yaşayabildiklerini söylediler. Sadece yabancı genel kategorisinin içinde etiketlenmenin ötesinde spesifik olarak hakkında olumsuz klişelerin bulunduğu etnik kimlikleriyle etiketlendiklerinden bahsettiler. Şimdi burayı özetlersem eğer Bilgin ve Ekberg'in bu dört tür ayrımcılığını göz önünde bulundurduğumuzda Almanya'dan geri dönenler yalnızca izole ve küçük grup ayrımcılığından değil aynı zamanda kurumsal ayrımcılıktan da bahsettiler. Yaşadıkları şeyler sadece bireylerin, grupların kararlarından kaynaklanmıyordu. Kurumsal olarak destekleniyor ve onaylanıyordu onların algısına göre. Ve bu deneyimlere maruz kalmayı azaltacak şekilde yaşamlarını yeniden düzenlediklerinden bahsettiler. Hatta birçok örnekte işte terapiden geçerler, terapi süreçlerinden geçtiklerinden bahsedenler oldu. Ayrımcılık deneyimleriyle başa çıkabilmek için hayatlarına
devam edebilmek için. Ve tabii ki bu algılanan ayrımcılığın nihai ve önemli çok büyük bir sonucu da Türkiye'ye dönüşleriydi aslında. Her zaman misafir olarak hissettiklerini, hoş karşılanmadıklarını, aidiyet duygusu geliştiremediklerini, etnik kimlikleri ve ülkeleri hakkında sürekli basma kalıp yorumlar aldıklarını ve Almanya'da yaşarken kendilerini rahat hissetmediklerini söylediler. Yani bir anlamda evlerinde hissetmek için geri döndüklerinden bahsettiler. Bu anlamda bizim Almanya'dan dönenlerle ilgili bulgularımız Alba'nın Avrupa bağlamlarının Türkiye gibi Müslüman çoğunluklu ülkelerden gelen göçmenler için parlak etnik sınırlara sahip olduğu iddiasını destekliyor. Ama başta da belirttiğim gibi Alba'dan farklı olarak biz hani tercih edilen görüntüye sahip, yüksek kültürel sermayeye sahip kişiler için bile aslında bu uygulamaların devam edebildiğini gösteriyoruz. Evet, diğer tarafta bitirmek üzereyim. Biliyorum vaktimi biraz şey yapıyorum, aşıyorum galiba. Amerika ile ilgili çok özet, çok kısa konuşmaya çalışacağım zaten. Göç ettikleri ülkedeki ayrımcılıkla ilgili algıları açısından Almanya ve Amerika'dan dönenlerin arasında çok çarpıcı bir fark vardı. Almanya'da yaşayanların aksine Amerika'da yaşayanların çok büyük bir bölümü pozitif ayrımcılık deneyimlerinden bahsettiler. Yani özellikle öğrenci oldukları dönemde işte uluslararası ofisten, danışmanlarından, diğer öğrenci arkadaşlarına, çeşitli kişilerden ekstra destek aldıklarından bahsettiler. Yani 40 kişilik bir grupta 13 kişi böyle bir durumdan bahsetti. 16 kişiye göre hiçbir farklı muamele yoktu pozitif ya da negatif anlamda. Sadece 4 kişi yabancı olduğu için olumsuz bir farklı muamele olduğunu düşünüyordu ve bu kişilerin hiçbiri de şeyden bahsetmediler. Yani spesifik olarak Türk olduğundan dolayı etiketlenme değil, daha çok Orta Doğulu ya da Müslüman olmanın etkisini hissettiklerini söylediler. Özellikle işte 11 Eylül sonrasında. Almanya'dan dönen birçok kişi biraz önce bahsettiğim gibi resmi uygulamaların Türk kökenli insanlara Almanya'ya ait olmadıklarını hissettirecek şekilde yapılandırıldığına inanıyordu. Aksine Amerika'dan dönen kişiler bireysel bir takım ayrımcılık deneyimleriyle karşılaştıklarında bile Amerika'da ayrımcılığa karşı aktif yasal korumaların olduğuna ve bir takım bireylerin ayrımcılık yapma eğilimleri olsa bile aslında bu şeylerin, bu yasal korumaların bunlara engel olduğunu ya da bu uygulamaları zorlaştığını iddia ettiler. Çok güzel ama soru cevabı da biraz vakit kalması açısından acaba Amerika kısmını biraz toparlayabilir miyiz? Tamam, tabii ki. Tabii ki. Heyecanlı oluyor. Tamam. Yani o zaman son olarak hani çok kısaca nitelikli Türk göçmenler için Amerika aslında etnik sınırların bulanık olduğu bir ortam gibi görünüyor bu bağlamda. Fiziksel görünüme, ekonomik veya kültürel sermaye düzeyine veya davranış biçimlerine bağlı olarak bu göçmenler sınıra göre kendilerini farklı konumlarda farklı konumlarda bulabiliyorlar. Görüştüğümüz kişiler dediğim gibi yaygın ve yapısal ayrımcılık deneyimleri yaşadıklarını bildirmediler. Veya Türkiye'ye geri dönmelerinin arkasındaki neden olarak ayrımcılığa değinmediler. Aidiyet hissetmemek onlar açısından bir geri dönüş sebebiydi. Ancak aidiyet hissetmemek ayrımcılık deneyimlerine bağlı olarak tarif edilmedi. Bu da bu makalenin yayınlanmış şekli. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ya kusura bakmayın, sonunu böyle biraz hızlandırdım ama soru cevap. Yok, estağfurullah. Üzerinden geçeriz. Şimdi aslında çok güzel oldu. Meltem hocamız bize Amerika ve Almanya'da, özellikle Almanya'daki yüksek nitelikli kişilerin Türkiye'ye geri dönme nedenleri, niyetlerindeki etkili faktörlerden bahsetmiş oldu. Şimdi Nilay Kılınç hocamızla devam edeceğiz. Nilay Hoca Eylül 2020'den beri Helsinki Kentsel ve Bölgesel Çalışmalar Enstitüsü'nde araştırmacı olarak bulunuyor. Kentsel Eşitsizlik Araştırma Ekibi'nde. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansı için Lund Üniversitesi'ne gittiğinde güzel bir tesadüfle Russell King'le tanıştı. Bunu da sizin podcast'ten dinlemiş oldum.
Ve yüksek lisans tezinde de Almanya doğumlu ikinci nesil göçmenlerin atalarının memleketine, öyle ifade edelim, geri dönüşlerindeki kimlik müzakerelerine dair süreçleri inceledi. Çoğunuz yani konuyla ilgili olanlar biliyordur. Hani İngiltere'den Russell King, hani geri dönüş göçünün en önemli isimlerinden bir tanesi. Onunla çalışmaya devam etti Nilay Hoca ve doktorasını Surrey Üniversitesi'nde tamamladı. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş göçü üzerine çalıştı. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen iki araştırma projesinde yer aldı. 2012'den bu yana da Eurotürklerin dönüş göçü konusunda farklı çalışmalarda yer aldı. Şu anda da zaten Russell King'le beraber bu dönüş göçüyle ilgili bir kitap hazırlığı içindeler. Hali hazırdaki çalışması da aslında bence çok ilginç. Umarım ileride onu da dinleriz. Türkiye'deki yüksek vasıflı göçmenlerin 3 İskandinav başkentinde, Helsinki, Stockholm ve Kopenhag'daki sosyal ve profesyonel ağlarını inceliyorlar. Bir anlamda geriye dönüş öncesi diyelim, neyse, oradaki mevcudiyetlerini inceliyor. Ben şimdi sözü Nilay Hoca'ya bırakıyorum. Onun da çalışmalarını gene Zehra'nın hazırladığı okuma listesinden bulabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum bu güzel tanıtım için. Gara çok teşekkür ediyorum beni davet ettikleri için. Zehra Hopyar'da çok güzel bir literatür taraması yapmış. Her birinize çok çok teşekkür ederim. Meltem Hoca ile birlikte sunum yapmak da çok güzel. Bir öncekinde sevgili Zeynep Yanaşmayan'ın da benim için çalışmaları çok değerliydi. Bugün yine aramızda görüyorum Russell Hoca'nın aslında doktora öğrencisi olan Cemre Erciyes, o da Abazya'ya dönüş göçü, köklere dönüş göçü çalışmıştır. Çok önemli, sevdiğim bir arkadaşım. Ali Said Yılkın, kendisiyle Prio'da birlikte bir seminerde olmuştuk. O da Almanya'da, Fransa'da Türkiye diasporasının seçimlerini çalışıyordu. Hepsi bu insanların, bugün aramızda olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi Didem Hoca'nın da aynen bahsettiği gibi ben bu çalışmayı 2012'den beri yapıyorum. Şu anda aslında yüksek nitelikli Türkiye'li göçmenlerin Nordik ülkelerindeki durum ve vaziyetlerini çalışıyorum. Fakat tabii ki Almanya'dan Türkiye'ye dönüş göçü benim çok uzun senelere yayılmış bir çalışmam. Bugün de sizlere hemen ekranımı paylaşayım. İkinci kuşak Türkiye'lileri, yani bu Almanya'ya işçi göçleriyle gitmiş bireylerimizin çocuklarının daha sonradan Türkiye'ye göçünü, geri dönüş göçünü konuşacağım. Onları da nitelikli göç kavramı içinde inceleyeceğim. Ekranımı nedense paylaşamadım şu anda bir. Tekrardan bir yapalım. Kusura bakmayın. Evet, şimdi oldu. Görebiliyor musunuz? Tamamdır. Önce kısa bir tarihçeyle başlayalım. Avrupa'daki en büyük göçmen topluluğunu oluşturuyor aslında Türkiye ve KKTC asıllı bireyler. Ve Almanya'da Avrupa'da zaten en çok göç alan ülke. Bu haritada da gördüğünüz üzere net migration, göç alımda Almanya'nın yeşil bölge olduğunu, yani en çok göç alan bölge olduğunu görüyoruz. Türkiye asıllı sayısı 2018 verilerine göre 3.2 milyon, bunun üzerinde olduğu da söyleniyor. Ve bunların yarısı, yani hemen hemen 1.5 milyonu Almanya vatandaşlığı almış bireyler. Türkiye'den Almanya'ya göç modern zamanın en büyük ölçekli göçlerinden biri. Meksika'dan Amerika'ya ve Bangladeş'ten Hindistan'a olan göçler iki büyük ölçekli göçtür. Ve tabii son dönemde savaştan kaçan Suriyeli mültecilerin de göç sayıları aslında bu sıraya eklenmeli. Zaman çizelgesine baktığımız zaman 1961'de Batı Almanya ile bir iş gücü anlaşması oluyor. Bu sene de Almanya'ya göçün aslında 60. senesini kutlayacağız. Bu konuda çalışmalar da var.
niteliksiz ve kısmen nitelikli kişiler üretim, endüstri ve tarım alanlarında çalışacaklardı. İlk başta şehirlerden gidenler oldu. Daha sonra daha küçük köy ve kasabalardan oldu. Bilirsiniz bu görüntüyü. Haydarpaşa'dan Düsseldorf'a 350 kişilik bir kafileyle ilk tren kalkmıştır. 70'lerde, 1972'de aile birleşimleri oluyor bir taraftan. Bir taraftan da tabii 73 petrol kriziyle Batı Almanya misafir işçilerini geri göndermeye çalışıyor bir şekilde. Fakat 1980'lerde darbe sonrasındaki göç çeşitleniyor. Burada bizim Türkiye'deki 1980'deki askeri darbenin çok büyük bir etkisi var tabii ki. Mülteci olarak kişiler gidiyor, politik mülteci olarak da gidenler var. Öğrenciler, akademisyenler, bir çeşitlilik görüyoruz Türkiye'den Almanya'ya giden göçte. Ve 1983'te Almanya hükümeti bir dönüş yardımı yasası çıkartıyor. Sadece Türkler için değil, biliyorsunuz misafir işçi olarak Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, eski Yugoslav ülkelerinden de insanlar davet edilmişti. Ailelere 10.500 Alman markı gibi bir para yardımında bulunmak istiyor. Tabii bu yardımı alan Türkiye'den çok fazla insan oluyor. Verilere göre sadece 83-85 arası 374 bin kişi aile Türkiye'ye dönüyor. 1990'larda önemli bir yasa değişikliği var. Bu da Alman vatandaşlık sisteminin jus sanguinis, yani kandan olma prensibinin jus soli, yani orada doğduysan Alman vatandaşı olabilirsine geçmesiyle olan bir değişiklik. Böylece Almanya'da doğan ikinci nesil dediğimiz, ikinci kuşak dediğimiz Türkiye'li bireyler de Almanya vatandaşlığına hak kazanabiliyorlar. Tabii bunun kuralları var ama bunun öncesinde böyle bir kanun hiç olmadığı için bu büyük bir gelişme oluyor. 2000'lere geldiğimizde nihayet Almanya'da bir entegrasyon konuşmaları, asimilasyon konuşmaları, çok kültürlülüğün neresindeyiz? 2005'te biliyorsunuz Merkel'in biz bir göç ülkesiyiz diye diskuru değiştirme çabaları var. Fakat 2001'den beri de artan bir İslamofobi görüyoruz genel olarak Avrupa ülkelerinde. Tabii bunda 11 Eylül saldırılarının da çok büyük önemi oluyor. Ve 2009'a baktığımızda ilk defa Türkiye'ye dönenlerin sayısı Almanya'ya gidenlerden daha fazla oluyor. Genelde Almanya'ya gidenlerin sayısı bu net migration istatistiklerinde her zaman daha fazla oluyordu. Burada böyle bir Türkiye'ye dönme dalgası başlıyor. Fakat 2010'larda yine işler değişiyor. Aslında geleceğim. 2010'larda diasporanın Türkiye seçimlerindeki ağırlığını görüyoruz. Erdoğan'ın yine Düsseldorf'ta konuşmaları var. İşte size yabancı diyorlar, Türkiye'de burada da yabancı diyorlar, siz benim kardeşlerimsiniz şeklindeki konuşmalarıyla güzel seçimlerde ilk defa böyle Almanya'daki diasporayı kullanmaya gidiyor Türkiye'deki politikalar. 2013'te fakat Gezi sonrasında yüksek nitelikli birçok kişinin Türkiye'den sadece Almanya'ya değil ama Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göçünü gördük ve iltica sıralamasında da Türkiye ilk üçte burada. 2019'da sadece 10.784 iltica başvurusu oluyor Almanya'ya. Bilirsiniz aslında Türkiye'den Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bu göç serüveni oldukça yorucu, biraz da üzücü bir tarihe tekabül eder. Çünkü bu İsviçreli mimar Max Frisch'in vaktinde söylediği "biz iş gücü çağırdık ama insanlar geldi" tanımında aslında bunun cevapları gizlidir. Yani bu insanlar çalışmaya geldiler. Fakat bir insan sadece çalışmaktan ibaret değildir. Bu insanlar için ne yapıldı? Yapılan şeyler çok geç yapıldı. Bunlara da geleceğiz. Şimdi Almanya haritasına baktığınız zaman zaten Almanya'nın batı ve güney kısımları, Bavarya bölgesine doğru inen kısımlarında, yani endüstrinin olduğu, fabrikaların olduğu kısımlarda en çok Türk asıllı popülasyonun olduğunu görüyoruz. Benim verilerim de bunu gösterecek. Şimdi bu Bekir Yıldız'ın Harran Berlin kitabı vardır röportajlarında. Orada bu durumu özetler aslında. Der, at pazarlarında atın yaşını anlamak için nasıl dişleri sayılırsa Alman doktoru da dişlerine baktı tek tek. Hepsinin ya dişleri tamamdı ya da bu denetimi bildikleri için onarmışlardı. Giyecekleri sıra, giyinecekleri sıra Alman doktoru son buyruğunu verdi. Donlarınızı indirin. Hamamda bile en büyük korkuları peştemallarının düşmesi olan, karılarıyla birlikte yatarken ışığı söndürenler donlarını indirdiler. Doktor neden önlerine bakıyordu acaba? Neydi aradı?
Şimdi bu buna benzer ailelerin hikayelerini anlatan görüştüğüm çok fazla insan oldu. Ailelerin hikayelerini bilen, işte babası tek başına gidiyor ya da bazı hikayelerde de anne tek başına gidiyor. Ve işte bütün bu kontrollerin yapıldığı heim dedikleri, bu evlerde kaldıkları uzun bir süre. Sonra ilk paralarıyla o heimların içindeki apartmanlarına, evin içine tuvalet yaptırdıkları. Çünkü Almanya'da paylaşmaları gerekiyor. Türk ailelere göre olan bir şey değil banyo, tuvalet paylaşmak. Böyle bir aslında yakın tarihimiz. Fakat hani dönüş göçünü de çok fazla irdelemedik. Keza nitelikli olanını hiç irdelemedik. Bugün bunları konuşacağız. Şimdi diğer misafir göçmenler dediğimiz bu gruplar, bahsettiğim işte eski Yugoslavya ülkeleri, Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkelerden gelenler, Yunanistan. Bunlar zamanla haklar kazanıyor. Tabii ki bunun en büyük ve önemli olanı AB vatandaşlığı kazanmaları, işte İtalyanların, İspanyolların, Portekiz, Yunanistan. Fakat zaman geçtikçe Türkiye asıllı bireyler aslında statü kaybetmiş oluyor. Yani aynı dönemde gittikleri insanlara göre statü kaybediyorlar. Şimdi ilk veriye bakarsanız diyor ki lise mezunu, yani abitur Almanya'da lise mezunu olanların sayısı. Görüyoruz Türkiye en geride. Sonra bakıyoruz üniversite mezunu olanlar yine Türkiye en geride ve onların ebeveynlerine bakıyorlar ve Türkiye yine kualifikasyon vasıf anlamında en geride. Yani Doğu Avrupa ülkeleri, bir etnik Alman azınlığı var, bu Sovyetlerden Almanların bir dönem sonra Almanya'ya dönüp direkt olarak vatandaşlık kazandı. Çünkü onlar Biodeutsch ve Güney Avrupa ülkeleri gibi. Sonra bakıyoruz gelir dağılımında yine Türkiye eski Yugoslav ülkelerine göre, etnik Alman göçmenlere göre, Doğu Avrupa ülkelerindekiler ve Güney Avrupa'dakilere göre en geride. Yani aslında fakirlikte de baş sırada. Ve sonra da şeye bakmış bu veriler, yaşama alanı yani metrekare olarak yine Türk aileleri en küçük metrekarede yaşayan grup olmuşlar. Bunlar 2017 verileri. Alman istatistiklerini alıp Financial Times yayınlamıştı bunu. Ayrımcılığa baktığımız zaman da etnik kökeni yüzünden ayrımcılığa uğrayanların yüzdesinde yine Alman istatistiklerine göre bakıldığında Türkiye en çok bu ayrımcılığı yaşayanlardan ve yabancı düşmanlığı üzerinden endişe duyan grup olarak da Türkiye yine diğer gruplara, yani kendine benzer gruplara göre daha maalesef kötü bir durumda. Fakat yine de bu 60 senede ne oldu? Bu fotoğraf Twitter'da falan da dönüyordu. Bence anlamlı bir fotoğraf. Almanya'nın Der Spiegel gazetesi, dergisinin kapaklarına baktığımız zaman 1973'te Almanya'da getolar, işte 1 milyon Türk, 1993'te Alman Türkleri yabancı nefretinin kurbanları oluyor. 97'de hala bu işte çok kültürlülükle ne yapacağız, başarısız olduk. Bu tür göndermeler yapılırken 2021'de Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kapakta adeta meleksi yüzleriyle hiç Türkiye'li olmalarına, etnik kökenlerine de bir gönderme yapılmadan Almanya'nın aydınlık yüzü şeklinde Der Spiegel kapaklara koymuştu bunu. Yani aslında bizim misafir işçi göçleriyle başlayan bu serüvende bu Türkiye diasporası dediğimiz ve aslında transnational community dediğimiz kavram çok heterojenleşti. Yani bunun içinde Kürt, Alevi, Balkan kökenli, Çerkez kökenli, Laz kökenli birçok insan var. Bunun yanı sıra da sosyal statü anlamında da çok çeşitli bir diaspora oldu. İşte sekülerlik, dine, inanç, dini pratik etme anlamında da oldukça heterojen bir diasporadan biz aslında bahsediyoruz 60 sene içerisinde gerçekleşen. O günden bugüne de işte Ayhan Kaya hocamızın, Ferhat Kentel hocamızın, İbrahim Sirkeci hocamızın bahsettiği bu Euro Turks, yani Euro Türkler kavramını artık literatürde tartışmaya başladık. İkinci kuşak olgusuna baktığımız zaman da şöyle bir şey görüyoruz. Bir kere ikinci jenerasyon için çok fazla
atıf var. İşte kayıp kuşak, arada kalmış kuşak, hep dualiteler üzerinden hayatı yaşayan kuşak. İşte ev kavramı hem burası hem orası. Hem uzaktayım hem yakındayım. Hem Alman hissediyorum hem Türk hissediyorum. Onlara verilen bazı küçük düşürücü isimler de oldu. İşte Almanya'da Kanak denmesi ya da Ausländer denmesi gibi. Türkiye'de de işte sürekli Almancı, gurbetçi gibi yargılar. Fakat aslında bir transnational social field, yani bu ulus ötesi bir sosyal alanda hayatları geçiyor. Ve bu dualiteyi her zaman aynı şekilde yaşamıyorlar. Aslında üçüncü mekanları da olan bir kuşak bu. Yani hibrit bir kuşaktan bahsediyoruz. Ben de bugün onların yüksek nitelikli olup Türkiye'ye dönenlerine zaten parmak basacağım. Şimdi ikinci kuşak için dönüş göçü çelişkisinden biraz bahsedeyim. Ben hem kendi yazılarımda hem Russell King'le yazılarımda, master tezimde, doktora tezimde bunu üzerine basa basa zaten söylüyorum. Bu fikir bana da ait değil. İşte Christou ve King'in yine yazdığı yazılarda aslında ikinci kuşak çalışan herkesin bahsettiği şey bu. İkinci kuşak için dönüş göçü dediğimiz kavram aslında teorisel olarak bir paradoks olduğu kadar aslında normal, ampirik olarak da paradoks olduğunu görebileceğimiz bir durum. Bu şöyle bir durum. Hiç doğmadığınız, büyümediğiniz, okumadığınız, zaman geçirmediğiniz bir ülkeye göç ne kadar dönüş göçüdür? Yani basitçe böyle söyleyelim. Şimdi ekonomik teoriler bu dönüş göçünü nasıl irdelediler? Yani genel olarak göçü nasıl irdelediler? Geliri olabildiğince arttırmak amacı güdülen bir hareket bu. Ve göçün artıları eksileri hesaplanır ve nihai karar alınır. Fakat geriye dönüş olursa da bu bir anomali, yani bu bir başarısızlıktır. Eğer sen gittiğin ülkede başarılı olsan, iyi para kazanıyorsan neden döneceksin gibi bir algı vardı. Bu zaten ekonomik teoriler, bundan benden önce konuşanların da belirttiği gibi ikinci kuşağı aslında kesinlikle tanımlayamayan teoriler oluyor. Her zaman kenarda olması önemli olan ama asla tek başına tanımlamayan teoriler. Sosyal antropoloji teorileri çok çeşitli. Fakat ikinci kuşak için şöyle bir çerçeve çizeyim. Şimdi onlar diasporik bireyler oldukları için aslında hep hayal edilen ya var olan, var olmayan, fiziksel olan bir ana vatan, bir memleket özlemiyle büyümek ve aileden de onu görmek üzerine bir köklere dönüş romantikliği her zaman oluyor. Ve bunun da aslında bir dönüş durumunda etkisi oluyor. Fakat bu bir counter diaspora yaratıyor. Bu yine işte King Christou'nun çokça bahsettiği bir kavram. Bu da ne demek? Yani döndüklerinde de bu sefer doğdukları ülke, yani Almanya'yı özlüyorlar. Asla iki tarafta da tam olarak bir yerleşik, tam olarak bir ben burada iyiyim duygusu oluşmuyor. Geriye dönüş olduğunda hareketlilik bitti anlamına gelmiyor, bağlar koptu anlamına gelmiyor. Ulus ötesi aktiviteler, sosyal bağlar, çoklu aidiyetler devam ediyor. Benim doktora tezimde çok üzerinde durduğum ve doktora tezimi de Alan Williams'ın öğrencisi olarak yaptım. O da zaten bu işte human capital, lifestyle teorileri, brain drain, brain gain gibi konularda öncül bir profesör. Orada tartıştığım şey ise bu yaşam tarzı, yani özellikle son 20 senede artık hayatı böyle sadece etnik kimlikler üzerinden değil de işte hayat tarzı üzerinden de yaşamaya başladığımız dönemde insanların yaşam tarzı ve görüşleriyle daha uygun, daha tatmin edici bir yerde yaşamayı istemesi üzerinden göç etmesi durumu var. Tabii ki kişisel olan politiktir de. Yani mesela bir kadın olarak işte daha liberal, istediğim şeyi giymek istiyorum, o şekilde yaşamak istiyorum, parklarda kitap okumak istiyorum dediğiniz zaman bu hayat şekli aslında politik bir şeye de tekabül ediyor. Yani bunu yapabilen yerler, bunu uygulayabilen ülkeler bir şekilde bunu politik olarak aşmış anlamına geliyor aslında. İdeal yer bulunana kadar hareketlilik devam edebiliyor bir geri dönüş olsa da. Geriye dönüş göçü sonrasında tekrar göç etme, ülke şehir değiştirme olabiliyor. Şimdi biz hem Russell Hoca'yla hem benim kendi tez ve makalelerimde tabii ki araştırmanın temaları ve soruları olarak
üç kısma bakıyoruz. Dönüş öncesi, yani Almanya'daki diasporadaki hayat ve ulus ötesi hayat. İşte Türkiye'ye çocukluktaki ziyaretlerden tutun da işte akrabalarla ilişki, işte Türk televizyonları dinleniyor muydu? Dönüş zamanı, işte dönüş kararlarını çevreleyen durumlar, motivasyonlar, beklentiler ve güçlükler. Burada da tabii işte ekonomik durumlar nasıl, kariyer ve eğitimle ilgili planlar var mıydı? Bunların hepsi sorular dahilindeydi. Dönüş sonrasında da Türkiye'deki deneyimler, başarılar ve hayal kırıklıklarına baktık. Yani ilk zamanlardaki algı nasıldı? Sonra bu değişikliklerle nasıl başa çıktılar? Almanya'da aldıkları eğitimi, dil bilgilerini, kültürü ne derecede kullanabildiler? Olumlu, olumsuz yanlarıyla Türkiye'deki sosyal, ekonomik ve politik hayat gibi sorular. Ve bence en önemlisi de Türkiye'de nereye, niye yerleştiler? Orası tutmadıysa sonra bir daha başka yere yerleştiler mi? Bu çok önemli bir şey. Yerin çok önemli olduğunu bu sunumda da biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki sonra da Almanya ile hala bağlar var mı? Aile, eş, çocuklarla ilişkiler ve gelecek planlarına baktım. Şimdi nitel yöntemlerle olan bir çalışmaydı bu. Ben bizzat kendim 117 kişiyle yüz yüze söyleşiler yaptım ve saha notları tuttum. 2012'de ilk araştırmayı başlattık İstanbul'da ve 2019 en son Samsun'da yaptığım görüşmelerden sonra bu 7 seneyi kaplayan bir çalışma aslında. Ve derinlemesine görüşmeler oldu. En az bir saatlik. Yarı yapılandırılmış görüşmelerdi bunlar. Çünkü yani bir insanın hayatına başından sonuna kadar girdiğinizde belirli bir yerde o kişinin hem rahat hissetmesi hem hayatını anlatması için bazen o kişinin anlatımlarına göre de böyle bir manevralar yapmak gerekiyor. Sohbet şeklinde ilerlemesi önemliydi. Rastgele olmayan örnekleme yaptık ve yaptım. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi Thomas ve Kurul'un ikinci kuşak için bir tanımlaması var. Yani anne ve baba ülkeye gitmiş olacak, çocuklar ya orada doğmuş olacak ya da okul çağı öncesi o ülkeye götürülmüş olacak. Ben de bunu takip ettim. Yani ya Almanya'da doğmuş bireylerle konuştum ya da okul öncesi işte 6 yaş, 5 yaş öncesi oraya götürülmüş bireylerle konuştum. Bunlara sonra geri dönebiliriz. Konular uzun. Şimdi İstanbul Tekirdağ'daki ilk bölümde insanlarla konuşuldu. Sonra Karadeniz'in daha küçük yerleri. Çünkü biraz şunu da anlamak istedim. Yani büyük şehir, daha böyle kenarda kalmış şehirler, işte insanların tercih etmediği yerlerde nasıl oluyor? Almanya'ya çok kişi göndermiş. Mesela Elazığ çok kişi gönderen bir yer. Ama oraya dönüş olmuş mu gibi. Böyle çok farklı faktörleri aslında kafamda tuttum. Tabii ulaşılabilirlik önemliydi. O anda uygun olması önemliydi. İşte muhtarları arıyorum, belediyeleri arıyorum. Aklınıza gelebilecek herkes arıyorum. Yerel gazeteciler. Ve ben bunları hep yurt dışındayken yaptım. Yani Türkiye'ye geleceğim. 2 ay işte Sivas'a gidilecek. Elazığ, Eskişehir, Ankara'ya gidilecek mesela. Tek başıma. Burada tabii Türkiye'de ben o zaman 20'lerimin başında başladım bu çalışmalara. Annemin de buradan selam söylüyorum anneme. Saha çalışmamda benim yanımda olmuştur. Bunlara Research Methods kitaplarında tabii yazmıyorlar. Hani hangi koşullarda nasıl çalışmalar yaparsınız diye. Ama benim de annemin katkısı büyüktür. Çok teşekkür ederim. İyi bir ekonomisttir kendisi. Antalya, Sivas, Samsun, Alanya, Kemerside, Antalya, yani 5 farklı bölgede yapıldı bunlar. Ve bunların hepsinden de esasında çok farklı sonuçlar çıktı, geleceğiz hepsine. Şimdi katılanların genel profilinde tabii kadın erkek eşitliği sağlamaya çalıştım. Fakat mesela Antalya'da turizm sektöründe çalışan insanların birçoğu erkek bireylerdi. Dolayısıyla yakın olduğunu görüyorsunuz numaraların. Fakat Antalya'daki o grup biraz etkiledi diyeyim. Onun dışındaki yerler daha eşitti. Doğum yerlerine bakınca da %72 oranında, yani birçok kişinin Almanya'da doğduğu, diğerlerinin de 5 yaş öncesi gittiği bir grafik var. Şimdi vatandaşlığa baktığımızda %80'inin Türkiye vatandaşlığı vardı. Bunun en büyük sebeplerinden biri Almanya'daki Türk ailelerinin, Türkiye'li ailelerin her zaman işte biz zaten döneceğiz, vatandaşlığa ne gerek var demesinden kaynaklanan bir durum var. Ya da bilmemeleri, kuralları, değişen kuralları, o dönemde çok fazla şey oluyor. Takip edememeleri durumu da var. Burada bir de bahsettikleri şey Alman bu işte Migration Office gibi yerlerde çalışan
kişilerin de inisiyatif alıp bilgilendirmemesi. Aslında işte mesela şöyle söylemler vardı. Benim babam aslında sordu ama ne yapacağını bir türlü kestiremedi. Küçük bir çift vatandaşlığı olan kesim var. Bir de %12'lik gibi yine çok olmayan bir Alman vatandaşlığı olanlar var. Medeni hallerde de çoğu, yani yarısından fazlası evliydi. Fakat bunların arasında işte partnerinden boşanmış ya da işte boşanıp hala partneri olan, bekar olan insanlar vardı. Yaş grubuna baktığımızda da zaten göreceğiniz üzere çok büyük bir yüzde 40-49 yaşlarında, 50-59'u toplarsanız yani %50'den fazla bir kesim oluyor. Bu da işte 60-70 ve 70 yani 80 başlarında doğduklarına tekabül ediyor. Ama yine de böyle işte çok çocuklu bir ailenin son çocuğu olmasından mütevellit ya da işte anne ve babanın uzun süre ayrı kalıp annenin sonra gelmesinden dolayı olan durumlarda da yine böyle 80'ler sonuna doğru doğan insanlar da vardı. Şimdi eğitime gelelim. Eğitimde de üniversite %37 oranında var. Yani tabii bu kuantitatif bir çalışma değildir ama bunları kısa kısa aktarmak için ben aslında böyle pie chartlar yaptım. İstatistiki veriyle aslında çok işimiz yok biliyorsunuz bu şu konumda yani. Liseye baktığımız zaman da bu lisenin içine tabii Almanya'da lise okumuşlar ve Türkiye'de lise okumuşlar geliyor. Ama eğitim düzeyi olarak bütün o 117 kişinin her biri en az lise mezunu. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz 2020'de böyle yüksek nitelikli birey nedir? Daha da böyle bir açıklandı. Bir yere zaten bu bizim hep literatürde de çok tartıştığımız bir şey. Yani yüksek nitelikli dediğimiz şey sadece eğitim almış bir üniversite diploması olan birey midir? Yoksa bir meslek eğitimi almış belirli bir, yani mesela bir craft bir şey olabilir. Bunda eğitim almış kişi midir? Almanya aslında bunların ikisini de yüksek nitelikten sayıyor. Peki benim durumumda bu sunumda nasıl bunu conceptualize, yani bir konsept oturtalım. Burada da benim sorum şöyle başlıyor. Bunu Russell King'le olan yeni kitabımızda irdeleyeceğiz aslında. Bu zamana kadar da Türkiye'ye Almanya'dan ikinci kuşağın göçü ekonomik eğitim, kariyer ve nitelikler açısından hiç tartışılmadı, yazılmadı. Şimdi bu 74 lise mezunu yüksek nitelikli midir? Şimdi Alman eğitim sistemine baktığımız zaman orada lisede farklı ayrımlar olduğunu görüyoruz. Aslında bu Almanya'nın, bu çok önemli bir şey. Yani bizde köy enstitüleri 1940'ta kuruldu ve aslında Almanya'daki bu Bildung eğitim sisteminden de bir ilham alınmıştır. Yani Bildung eğitim sistemi de nedir? İş için eğitimdir. Yani emeğe, çalışmaya, üretmeye verilen önem çok büyüktür. Ve de bu da işte aslında antik Yunan'a kadar giden Sokrates'in, Platon'un bahsettiği bu Yunan paideiyası, yani bu klasik eğitim idealini biz Rönesans'ta, hümanizmde görüyoruz, 18. yüzyılda aydınlanmada görüyoruz. 19. yüzyılda da Almanya'nın Bildung sisteminde görüyoruz. Bu da Foucault'un da daha sonra Fransız ekolü için bahsettiği kendini bilmek, kendine özen göstermek kavramlarından geliyor. Yani öyle bir eğitim verilmeli ki kişi gerçek bir karakter, özgün bir ethos inşa edebilsin kendisi için. Ve mesela Norbert Elias'ın kitabı vardır, Uygarlık Süreci kitabı. Burada Almanya için kültür ve uygarlığı irdeler. Şimdi Almanları İngiliz ve Fransızlardan ayıran bir nokta vardır der. Almanların inşa etmeye çalıştıkları kültürleri vardır der. Yani Fransız ve İngilizler kültürleri vardır. Almanlar ise kültürlerini inşa ederler der. Şimdi bu eğitim sistemlerine de yansımıştır. Bu Berufsschule mezunu olan birçok çalışmama katılan insan Berufsschule mezunu. Bu Berufsschule dediğimiz şey nedir? Meslek okuludur. Yani bunun içinden çok iyi işte araba tamir eden de çıkar, IT'ci de çıkar, çok iyi muhasebe yapan da çıkar, pasta şefi de çıkar. Bu tamamen bu okulu bitirdikten sonra sizin üniversiteye gitmenize gerek yok. Berufsschule diplomanızla siz bir işi çok güzel layığıyla yapabilirsiniz demek anlamına geliyor. Diğerine baktığımız zaman Hauptschule, bu daha düz lise tadındadır. Realschule öyle. Yani Gesamtschule de keza onlara giriyor, yani Realschule tadında. Gymnasium'a gidenler de abitur yapanlar, yani üniversiteye gidebilenler. Bunlar tabii üniversiteye gitmeyen kalanların içindeki yüzde olduğu için böyle küçük. Çoğu
gimnazyuma gitti. Bir de Sonderschule var. Biraz önce chatte okudum. Bir kişi yazmış, evet Almanya'da şöyle bir durum var. Benim de konuştuğum insanlar söyledi. Çoğu zaman Alman öğretmenlerin Türkiye'li çocukları Sonderschule, yani bu özel okullara yollaması. Yani anlama geriliği var, konuşma geriliği var, yazma geriliği var. Sanki bir zeka sorunu varmış gibi özel okula yollandığı durumlar olmuş. Aslında bu zeka geriliğinden dolayı değildir. Bazı ailelerin ihmalinden dolayı ya da çok çalıştıkları için çocuğun küçük yaşta Almanca'ya hakim olamamasından kaynaklanan çok tabii, çok natürel bir sorun aslında. Bir de %18'lik bir Türkiye'de liseye gitmişler var. Benim gözümde bu durum, yani bu lise mezunları da aslında bir yerden yüksek niteliklidir. Keza bu Berufsschule mezunu olanların Türkiye'ye geldiğinde de gayet böyle muhasebe şefi gibi durumlarda çalışabildiğini görüyoruz. Oralara da geleceğim. Çalışma durumlarına baktığımız zaman %91'i çalışıyordu, yani büyük ölçekte çalışıyordu herkes. Emekli olan bazı insanlar vardı, biraz işsiz olanlar vardı, ona da geleceğim. Niye işsizler? Bir de hala üniversitenin son senelerinde olan kişiler vardı. Çok büyük bir kısım çalışan, %13'ü de küçük bir kısmında kendi işi var. Şimdi geriye dönüş sebeplerini, yani bunların üzerinden çok fazla tekrar geçmek istemiyorum, herkes bahsediyor ama benim verilerime göre aile kararı çok büyük bir etken. 83-85 arası bu verilen para çok büyük bir etki yaratıyor ve aileler dönüyor. Şimdi çocuklar da bu ikinci jenerasyonda aileleriyle dönmek zorunda kalıyorlar ama onlara çoğu zaman sorulmamış oluyor. Çocuklar Türkiye'de eğitim alsın, işte Türkiye'de kariyer yapmaları daha kolay gibi de böyle altını doldurup aileler bak her şey Türkiye'de daha iyi olacak diye çocuklarını da ikna edip Türkiye'ye dönüyorlar. İkinci dönüş sebebi travmatik olaylardan kaçış. Ya burada yabancı düşmanlığı hikayeleri de var. Genel olarak uyum sağlayamamak var. İşi olup batan var, işte boşanan, eşinden kaçan var, aile sorunları olanlar var. Üç köklere dönüş. Burada da işte bu vatanımız, ana vatanımız, memleketimiz diye düşünülüp Türkiye'ye gidince her şeyin daha iyi olacağını, daha iyi duygular hissedeceklerine dair bir beklentiyle ve tabii işte bunun içine çocukluk anıları da giriyor. Hani ne güzeldi o deniz, kum, güneş gibi. Bunların etkileri oluyor. Ya da bazen de işte Türkiye'den biriyle evlenmek, o kökü devam ettirmek gibi bir baskı da var. Özellikle kadın bireylerde kesinlikle Türk bir erkek, Türk ve Müslüman biriyle, Türkiye'li ve Müslüman biriyle evlenmelisin gibi bir algı var. Macera ve yeni olanaklar arayışı var. Bunun içine biraz böyle kariyer, Türkiye'de de bir şeyler deneyebilirim diyenler var. Burada da tabii ki yine hetero patriarkal bir sistem olan Türkiye aile sisteminde erkekler daha etkin olarak görüyoruz. Bir de beşincisi, bu zamana kadar neredeyse hiç yazılmamış fakat Almanya'dan Almanca yazılmış iki tezin olduğu Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edilme, deportation. Benim bu konuda makalem de var. Umarım bu sene sonunda çıkacak bir belgeselim de var. Bu çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum konuşmadığımız için. Yani bu insanlar kimin sorunu? Almanya diyor ki benim sorunum değil. Yani Alman ve Türkiye'nin ortak yapımı olan bir insanın, o göç tarihi dolayısıyla aslında bazı zorluklar yaşayan bir insanı hiç alakası olmadığı kendi ülkesine yolluyorsunuz ama iki tarafta aslında sorumluluk kabul etmiyor. Bu kişiler de sadece erkekler ve Antalya bölgesindeler. Şimdi bu resimde niye ekonomik getiriler yok? Şimdi ikinci jenerasyon deyince onların öncelikleri şöyle, kendilerini anlamak, kimlik sorunlarının ötesine geçmek önemli. Yani önce ben kimim sorusu daha çok önemli. Bir de tüm hayatları boyunca çalışmış, kendilerini çalışmaya adamış anne baba figürü var. Yani bu söyleşilerimde hep kişilerin bana anlattığı şey, annemi babamı görmüyordum. Annem babam iki şift çalışıyordu. İşte ben 6 yaşındaydım, 3 yaşındaki kardeşim vardı. Ben 3 yaşındaki kardeşime bakıyordum, kapı üzerimize kilitliydi. Dolayısıyla çalışmaya dair de bir aslında hani ne, niçin, ne için yaşıyoruz gibi bir existential bir soruları da var varoluşsal olarak. Para kazanmak için değil, kendini tanımak için. Neden yani 23 Nisan olduğu için canlı dersler yapılmayacaktır. Sanki sen canlı derslerini yapsan... Pardon, ben onu mute ettim. Bu vesileyle de böyle birazcık toparlarsak hani en azından sorulara da soru cevap fırsat. Pardon, ben chat'i okuyamadığım için ne olduğunu oradan takip edemiyorum. Şey, yanlışlıkla mikrofonu açıldı. Onu kapadım da hani hazır kesilmişken onu da söyleyeyim dedim. Ya yani çok güzel gidiyor ama sorular kısmı da her zaman heyecanlı olduğu için. Tamam. Öyle.
Biraz da soluklanmak, akışına bırakmak, Türkiye'yi deneyimlemek açısından. Şimdi eğitim kariyer alanlarına etkisinde dönüş şöyle bir etkisi var. Ya eğitim ve kariyeri gözden çıkarma oluyor. İşte bu da aileyle dönüldüğü zaman ya da eş ve partnerin beklentileri dolayısıyla. Ya eğitim ve kariyeri zora sokma durumunda oluyor. Bu da sistemi bilmemek, uygun olmayan yerde yaşamaya başlamak, yönlendirme olmamasından bir anda Almanya'daki eğitimi olmasına rağmen nasıl devam ettireceğim gibi bir zora sokmaya koşuyor. Fakat avantaj olduğu durumlar da var. Mesela yabancı öğrenci sınavıyla Almanya'da hiç üniversiteye gidemeyecekken bir anda Türkiye'de işte ne bileyim Hacettepe gibi bir üniversitede Almanca öğretmenliği okumak gibi ve Almanca bilenler için iş olanakları. Özellikle de sınır dışı edilenler için Almanya'da artık hiçbir şey yapamayacakken Türkiye'de adeta yeni bir soluk, yeni bir başlangıç olmuş oluyor dönüş göçü. Kariyer rotalarında da beşeri ve kültürler arası sermayeyi kullananlar, Almanya'daki kariyerine devam edenler, kendi işini kuranlar, aktif olmayanlar olarak 4 tane konu var. Bunları çok kısa kısa geçeceğim. Tabii özür diliyorum zamanı iyi kullanamadığım için şu anda. Beşeri ve kültürler arası sermayeyi kullananlar da Almanca öğretmenliği, mütercim tercümanlık gibi işler yapanlar var. Bir de işte call center'da çalışan, tur rehberi olan ve turizm bağlantılı işler yapanlar var. Akdeniz bölgesinde turizm ağırlıklı çalışıyorlar. İstanbul'da maalesef daha çok call center'lar ya da okullarda öğretmen olarak çalışıyorlar. Samsun'da mesela tercümanlık ofisleri call center öğretmen olarak daha hibrit bir durum görüyoruz. Hem üniversite hem lise mezunları için bu kendi Almancasını işte kültürü bilmeyi kullanması en çok avantaj ve tatmin getiren rota. Almanya'daki kariyerine devam edenler için ise beşeri ve kültürler arası sermayelerini kullanamamak inanılmaz bir tatminsizlik yaratıyor. Bu kişiler yüksek nitelikli. Yani Almanya'da doktor, mimar, eczacı, diş hekimi, işte iktisat ve işletme uzmanı, avukat, akademisyen olarak çalışıp bunu Türkiye'de devam ettirmeye çalışıyorlar. Fakat Türkiye'de çalışmak onlara çok zor geliyor. Bir şekilde iktisat ve işletme eğitimi olanlar için biraz daha geniş bir alan var. Ama diğerler için özellikle hukuk ve tıp eğitimli olanlar için Türkiye'de adeta sıfırdan bir başlangıç oluyor ve çok zor. Kendi işini kuranlarda da aslında hem tatmin var hem de çok fazla sorumluluk almak dolayısıyla bir Türkiye'deki durumlardan şikayet etme durumu var. Burada da iki sebeple ya ortam müsait olduğu için mesela Antalya gibi turizm bölgesinde imkanların olduğu için ya da asla başka bir şekilde olmayacağı durumlar. Mesela Devrek gibi bir yerde hani anca ben kendi işimi açabilirim deyip bir mütercim tercümanlık açanlar var. Aktif olmayanlarda da şöyle bir durum var. Mesela kadınlar için işte senin çalışmana gerek yok, naifsin, sana zor gelir gibi. Mesela bir örnek vardı. 5 dil bilen eczacı ev hanımı İstanbul'da. Eşi dolayısıyla senin çalışmana gerek yok. Zor deneyim yüzünden bırakanlar da var. Mesela Antalya'da takı yapan kimya mühendisi bir bey vardı. Çünkü laboratuvarı 2 kere yanıyor. Ya da daha az sorumluluk isteyenler. Su sporları satan diş hekimi. Yani ben artık Almanya'da yaptığım şey Türkiye'de de yapmak istemiyorum. Biraz lay 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 yapalım diyenler var. Sorunlara değiniyorum ve bitiriyorum. Şimdi iş hayatındaki en büyük sorunlardan biri yani bu hep çevrenin Almancı yargısı olması, Almanya'daki iş disiplini ve etiğini bulamamak, doğruyu yanlıştan da ayıramamak yani Türkiye'deki bu süreç, adaptasyon sürecinde hakkını da nasıl arayacağını bilememek, özellikle yüksek niteliklilerin eğitim ve deneyimlerinin altında maaş alması, bunu çok uzun bir sürede anlamıyor olmaları durumu. İş arkadaşı ve sektördeki insanların motivasyon kırıcı tutumları da oluyor. Akraba ve arkadaşlar tarafından kazıklandıkları için ilk geldikleri senelerde bir korku da var. Yani bir işe de girişemiyorlar. Almanya ya da çifte vatandaşlı olanlar Almanya dönme planı yapıyor. Keza benim 2012-2015'te görüştüğüm bazı insanlar aslında Almanya'ya döndüler. Turizm sektörü çok ideal fakat kadınların tutunması zor. Burada da şunu görüyoruz. Türkiye'de doğmamış, büyümemiş bireyler için bu başlı başına bir göç deneyimi. Hayallerdeki ev kavramı ile gerçekte deneyimlenen ev farklı. Memleket soyut bir kavram. Herkes aslında spesifik bir yere yerleşiyor. Dolayısıyla biz aslında bazı incelemeleri de yer yer, şehir şehir, köy köy yapmalıyız. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almanca ikiliminin aşılması için üçüncü mekanlar gerekiyor. Mesela Antalya turizm alanları gibi. Bu insanları da nasıl kazanacağız dersek, eğitim sisteminde imkanlar yaratmak ve doğru yönlendirme
gerekiyor. Belirli sektörlere yönelebiliriz. Turizm, eğitim, tercümanlık, ticaret gibi. Çok kültürlü ve farklı yaşam tarzları benimseyenlerin rahatça yaşayıp çalışabilmesi, mesela Akdeniz örneğindeki gibi. Almanya'dan dönen dernekler de desteklenmeli ve genel olarak algılarını değiştirmesi. Zaten Almanya'da tam kabul görmemiş bireylerin Türkiye'de de dışlanması marjinallik yaratıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Biraz böyle sonunu sıkıştırdım ama en azından soru cevabı güzel bir yarım saatimiz kalmış oldu. Ben bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Hani sorusu, yorumu, katkısı olan varsa lütfen buyursun. Hani doğrudan söz alabilir, çete yazabilir. Hemen bir iki tane yorum geldi. İlki aslında demin bu eğitim sistemiyle ilgili yorum yapan arkadaşımız Fatma Özdemir diyor ki benim bahsettiğim durum Almanca bilmeyen Türk çocukları değil aslında. Bununla ilgili bir makalede denk gelmiştim. Kuzenim yaşadı bu durumu. Nürnberg'de yaşıyor. Orada doğdu. Almancası ana dili gibi. Aileyi ikna etmek için uğraştılar. Tıp okuyamaz fakat medikal aletlerin yapımıyla ilgili teknik bir liseye gidebilir diye. Sonuçta aile ikna olmamış ve kuzeni de orada ünlü bir psikiyatrist olmuş, hatta ismi de var. Dolayısıyla yani biraz aslında bu kurumsal ayrımcılığın, Mertem Hoca'nın bahsettiği kurumsal ayrımcılığa dair tipik örneklerden biri. Tayfun Kasapoğlu'nun sorusunu da okuyayım hemen. Teşekkür ediyor sunumlar için. Geri dönme sebebi olarak ayrımcılıktan bahsettiniz. Acaba Türkiye'ye geldikten sonra ayrımcılığa maruz kalma olasılığı olan toplumsal gruplar örnekleminizde yer aldı mı? Örneğin engelli bireyler, farklı din, mezhep ya da cinsel yönelime sahip katılımcılar var mıydı? Var ise bu katılımcılar daha farklı bir yaklaşım gösterdiler mi? İsterseniz bir iki soruyu okuyayım. Hani siz not alırsanız. Elif